Merhabalar, Sakin Konuşmaların ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine Bıçakçı Han'da özel bir konuğumuzla birlikteyiz. Bugün Sayın Gürhan Özsamancı bizlerle bir aile hatırası anlatacak bizim için. Ama bu aile hatırasının İzmir içinde, Basmane içinde, Cumhuriyet'te içinde aslında çok büyük kıymeti var. Bu şeyden yola çıkarak aslında siz biraz kendi babaannenizden, Hasibe Özsamancı'dan bize biraz bahsedersiniz. Kimdir, nedir? Ve biz şu bayrağımızın anlamı nedir? Bunun hepsini sizden dinleyerek bir başlayalım isterseniz. Öncelikle ben şahsımı ve ailemi böyle bir etkinlikte buluşmaya zorladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim için önemli bir görev bu bence. Yani kentli olarak, İzmirli olarak, hani İzmir'e dair belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmada rol almak bizim için de çok önemli. Çita Slow Metropol İzmir çalışmaları kapsamında da ve İzmir'in kurtuluşunun 100. şeref yılında burada olmaktan ben de onur duyuyorum. Onun için teşekkür ediyorum Onur Bey. Teşekkür ederim. Şöyle ki ben kendimden de bahsedeyim. Ben 1986 İzmir doğumluyum, İzmirliyim. Bugün anlatacaklarım annemin ailesine ait hatıralardır ve bilgilerdir. Annemin annesi ve babası tarafı İzmirlidir. Anneannemler Selanik'ten gelmişlerdir. Onlar belki başka bir günün konusu olabilir. Bugün anlatacaklarım dedemin ailesine ait hatıralardır ve bilgiler olacaktır. 1800'lerin başında dedemin dedesi diyeceğim Hacı İbrahim dedemiz, büyük dede, Seferihisar'dan İzmir kent merkezine intikal ediyor 1850'lerde. İki Çeşmelik bölgesinde Hacı İbrahim Mahallesi'ni kuruyor. Tabii kurduktan sonra mahalle teşkilatları oluşmaya başladıktan sonra bir numaralı kütüğü de kendisine alıyor. Yani bizim nüfustaki kaydımız bir numara. Ve orada hocalık yapıyor, müderrislik daha doğrusu. Ve İzmir kent merkezinde bugün 863 sokak dediğimiz, yani Ali Paşa Caddesi, yani baş oturak caminin karşısındaki dükkanlarda saman ticareti yapıyorlar. Soyadımız oradan geliyor. Öz Samancı soyadı oradan geliyor. Kendisinin iki erkek evladı olmuş. Bir tanesi dedemin babası Nuri Çavuş. Soyadı yok çünkü 1933 tarihinde vefat etmiş. Soyadı kanundan önce. Diğeri de Hafız Mehmet. İki tane oğlu var. Annemin babaannesi, yani dedemin annesi ise Basmane bölgesinde Pazaryeri Mahallesi'nden gelin geliyor. Hatta bu etkinliğin sunuşunda ben çok hoşumuza gitti. Pazar yerinden çıkan gelin gerçekten de çocukluğumdan beri dinlediğim rahmetli babaanne Agora'dan, o taraftan gelmiştir, oradan gelin gelmiştir ailemize sözü oradan geliyordu. Şimdi tabii pazar yerine nasıl geldi aile, ondan biraz bahsetmek isterim. Ben tam burada arayı gibi bir sürecin nasıl geliştiğini anlatayım. Gürhan Bey işte bu 100. yıl sebebiyle İşte bu bayrağın hikayesini beraber nasıl çalışabiliriz diye bize ulaştı. Arkasından işte ailenin ayrıntılarını dinleyince kendisinden öğrendik ki bu bayrağı işte İzmir'in kurtuluşunda işte o iki Çeşmelik'te asılan bayraklardan bir tanesini diken kişi, bir tanesini belediyemize bağışladılar sağ olsunlar. Bir tanesini Hasibe Hanım dikiyor. Ondan sonra biz de işte bu Çita Slow Metropol konusunu işlerken bizim yani ilk pilot mahallelerimizden bir tanesi Pazaryeri Mahallesi. Laf arasında o geçince dedik ki ne kadar enteresan bir şey daha var burada. Tabii. Aslında bir hikaye daha var. Bugün işte Çita Slow Metropol'ün pilot mahallelerinden bir tanesini aslında biz güzel bir kişisel tarih, aile tarihiyle, sözlü tarihle aktarabiliriz diye düşündük. Doğru. Çünkü gelenek konusu Çita Slow Metropol'ün en üstünde durduğu konulardan bir tanesi. Şehir geleneği insanlarla oluşuyor. İşte o insanlardan çok kıymetlerinden bir tanesi de Hasibe Hanım. Ve buradan hani pazar yeri konusuna devam edelim. Neler, nasıl bir yermiş burası? Evet. Nasıl bir mahalleden iki Çeşmeli'ye gelin gitmiş? Hı hı. Onu da sizden dinleyelim. Tabii şöyle Hasibe babaannenin, yani annemin babaannesi oluyor burada Hasibe Özsamancı. Hasibe babaannenin babası 1844 Preveze doğumlu. Ailenin daha yaşlılarından hatırladığım, bana söylenen Yanya'dan, yani Orta Makedonya'dan, Yanya'dan önce Preveze'ye geliyorlar. 1800'lerin sonunda harp çıkınca ve isyan başlayınca Mora Yarımadası'nda
Tahminim ve onların da tahmini şu, liman kenti olduğu için, çünkü Preve'de deniz kenti, yine liman kenti olan İzmir'e geliyorlar. Şimdi İzmir'e geldiklerinde tabii İzmir'deki bugünkü görüntü yok. Yani Basmane çevresi olsun, fuar etrafı vesaire, oraları gayrimüslim mahallesi, öyle diyoruz yani. Hani bir ayrımcılık için değil ama... Gayrimüslim daha yoğun yaşadı. Hayır, gayrimüslimler daha yoğun yaşıyor. Kendileri varlıklı bir aile. Preve'den gelmişler. Burada Pazaryeri Mahallesi'ne. Çünkü bu, o dönemde Pazaryeri Mahallesi bu bölgenin en güzel mahallesi. Yani Eşrafpaşa Caddesi'nin inerken, yani İkiçeşmelik'ten bugün Çankaya'ya doğru inerken sol taraf İkiçeşmelik en güzel yer. Diğer güzel yer de sağ taraf Pazaryeri. Zaten Pazaryeri'nde şöyle bir sokakları gezdiğimiz zaman çok enteresan, ilginç yapılarla karşı karşıya. İlginç derken tabii, çok şık yapılarla karşı karşıya kalıyor. Gerçekten mimari değeri çok yüksek olan binalar var. Hakikaten insan hayran kalıyor zaten. İşte o dönemde burada iskan ediyorlar yaşamlarını. Güzel bir yer olduğundan dolayı ve hareketli. Şimdi Pazaryeri kelimesi, ismi de oradan geliyor aslında. O dönemde bir pazar kurulduğunu ve oranın bir merkez olduğundan bahsediyorlar. Babası, Hasibe babaannenin babası Talip dede hamam işletiyor. Şimdi bu hamamın yerini söyleyeceğim. Çünkü Pazaryeri sınırları içerisinde kalıyor. Bugün İkiçeşmelik Caddesi'nden, yani bugünkü ismiyle Eşrafpaşa Caddesi'nde No 39'da Yeni Şark Hamamı yazar tabel olarak. O aslında Saçmacızade Medresesi'nin üstündeki altındaki hamamdır. Bir de şunu söylemek istiyorum özellikle. Şimdi ben tabii burada misafir ettiğiniz bir kentli olarak konuşuyorum. Tarihçi olmadığım için ben birçok bilgi de araştırdım. Ailemin bana söylediklerini. Bu araştırmada da İzmir'i İzmir yapan adlar isimli Apikam'ın yayınlarından faydalandım. Yaşar Yürü'ye ait. O an beni de çok bilgilendirmiş oldu. Çok kıymetli yayınlar onlar, evet. Orada Eşrafpaşa Caddesi No 39'da bulunan Saçmacızade Medresesi ve hamamı bizim babaannemin, ya yani büyük babaannenin babasının işlettiği hamam. Benim öğrendiğim, daha sonra öğrendiğim o medresede de dedemin babası, dedesi hocalık yaptığı için görücü usulüyle babaanne o şekilde gelin gidiyor. Hı hı. Bu hamamın ismi Kasım Hamamı diye geçer kayıtlarda. Rahmetli büyük babaannenin lakabı ve ailenin lakabı Kasım Hamamcılardır. Kasım Hamamcılar. Tabii Kasım Hamamcılar. Yani hamam işletirlermiş. Hamamcılarla samancılar. Tabii yani gerçekten ilginçti. Tabii buna ben de zaman içerisinde öğrenme fırsatım oldu. Yaşım büyüdükçe not edebilme şansım oldu. Güzel bir şekilde bu hamam hala aktif. Yani tabii bize ait değil ama Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar aktif bir şekilde çalıştırmışlar. Şimdi Talip dededin diyeyim. 3 çocuğu oluyor Pazaryeri Mahallesi'nde. En büyük çocuğu Mustafa. Mustafa Denizaltı. Denizaltı soyadı da şuradan geliyor. Rahmetli büyük, o da bir dayımız tabii bizim. Dumlupınar Denizaltısı'nda görev yapıyor. Hulusi Kentmen'de olduğu dönemde. Bir komutanın şapkası denize düştüğünde aldığı için ona ithafen senin soyadın Denizaltı olsun diyor. Yani eğer babaanne 1902 yılında gelin gelmese, çünkü 1904 yılında bu arada nüfus kayıtları tescil edilmiş. 1902 yılına gelin gelmese bekarlık soyadı Denizaltı olacaktı. Tabi babaanne direkt Özsamay'ın soyadını almış. Çünkü direkt zaten kanun çıktığında evliymiş. Mustafa dayı diyelim. Mustafa dayı komiserlik yapıyor. İkiçeşmelik Politik Karakolu'nda. Çünkü evi zaten pazar yerinde. O dönemde bizim ismini Lütfiye diye bildiğimiz Lütfiye yenge ile evleniyor. Ama Lütfiye yenge bir Rum. Şimdi o dönemde Osmanlı, ya daha doğrusu Mecelle deniyor sanırım, Osmanlı kanunlarına göre bir Rum'la evlenemez. Yani bir Müslüman, bir gayrimüslimle evlenemez. Bu ortaya çıkınca memuriyetten atıyorlar Mustafa dayıyı. Yani pek başka bir ceza falan oluyor mu? Başka ceza uygulamamışlar ama memuriyetten, çünkü rütbesi de varmış. Rütbeli bir polismiş kendisi ama atıyorlar. Lütfiye yengemiz de Atina'da ebelik eğitimi almış, sağlık okulunda. Nam salmış bir ebe. Yani hem Rumlar arasında hem de Müslümanlar arasında nam salmış bir ebe. Zaten birlikte yaşamın çok yoğun olduğu bir yer. Tabii tabii. Yani, İzmir ve İzmir'in bu mahalleleri. Evet, yani ben hatta burada sizlerle paylaşmak adına fotoğrafını da getirdim. Mustafa dayımızla Lütfiye yengenin fotoğrafı.
Daha sonra şeyle uğraşıyor kendisi. Burada evleri hala burada olmasına rağmen Mersinli'de. Yani bugün Halkapınar civarındaki yerde tuğla işletmesi. Tuğla fabrikası işletiyor. İkinci çocuk rahmetli bayrağı diken Hasibe babaannemiz. Hasibe babaannenin de böyle fotoğrafını sizlerle paylaşmak adına getirmek istedim. Bu daha sonra bu yüz ifadesinin neden böyle olduğunu ben çok merak ederdim çocukken. Yani çünkü yani çocuksunuz ve korkuyorsunuz. Yani diyorsunuz ki neden acaba hiç yüzü gülmüyor? Zaten birazdan anlatacaklarımla da örtüşecektir. Üçüncüsü de en küçük kardeşleri ve babaanne bu arada 1883 doğumlu. En küçük kardeşleri de Mehmet Emin, 1892 doğumlu. Emin dayı derlerdi anlattıklarında. Emin dayı Çanakkale'ye asker olarak gidiyor. Savaşıyor, kurtuluyor. Yani sağ olarak kurtuluyor. Daha sonra Doğu Cephesi'ne gönderiliyor. Doğu Cephesi'nde de 27 Haziran 1916'da 2113 rakımlı tepede şehit düşüyor. Yani buraya herhangi cenazesi de gelmemiş. Hatta ben yaptığım araştırmalarda bu eski çerçeveyi de eski bulmaya çalışmıştım böyle. Onun şehit bilgileri yer alıyor. Yani bizim ailemizden de bir şehit yer almış savaşta. Babaanne belirttiğim gibi 1902 yılında gelin gelmiş. 4 çocuğu olmuş babaannemizin. 1904'te en büyük kardeş Mehmet Ali. 1907'de Fehmi. 1917'de Nüveyre. Ve 1925 yılında da İbrahim, yani benim dedem dünyaya geliyor. Tabii babaanne pazar yerinden ayrıldıktan sonra yolun diğer tarafına İki Çeşmeli'ye gelin olarak gelmiş. Ya çok enteresan zamanlar. Yani hepimizin çok ilgiyle incelediğimiz, her yeni bir şey öğrendiğimizde başka türlü heyecanlandığımız bir dönem aslında bu 1900'lerin başından Cumhuriyet'in kuruluşuna, İzmir'in kurtuluşuna giden dönem. Bunu bir ailenin yaşadıkları çerçevesinden işte artık bu hani Birinci Dünya Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'na evrildiği yıllara doğru gidiyoruz ondan sonra. Ailenin de şeyi, kaderi böyle çiziliyor. O yıllar nasıl geçmiş? Yani İzmir'in hem işgali hem kurtuluşu, o dönemlerde neler yaşanmış? Sizin ailenizin perspektifinden, yaşadıkları üzerinden onları bir dinlemek isteriz. Şimdi şöyle, dediğiniz gibi aslında kronoloji oraya doğru getiriyor bizi 1920'lerin başına doğru. Aile ticaretle uğraştığı için ben bunu birçok kereler, birçok yerde söylemişimdir. Bizim ailemiz doğrudan işgal altında oldukları dönemde ya da diğer öncesinde de herhangi bir şiddet ve benzeri uğramamış. Ticaretle uğraştıkları için ticaretin dini, dili, ırkı olmaz. Yani sonuçta biri hamam işletiyor. Babaannenin eşi samancı, bir taraftan medrese hocası, kadı vekilliği yapmış. Vekil şeyi de, medrese hocalığını da İki Çeşmek'te Kılıcı Mescidi'nde yapıyor. Bugün Hacı İbrahim Mahallesi denilen, yani bugünkü ismi Bozkurt ama aslında tapu kayıtlarında Hacı İbrahim olarak geçer ki dedemin dedesi olan kişi o. Hacı Mehmet de kendi kardeşi. Diğer mahalle. Ticaretle uğraştıkları için doğrudan bir Yunan işgalinde saldırıya uğramamışlar. Ama grafik hep aşağı gittiği anlatılıyor. Yani işlerin kötüye gitmesinden ziyade Yunanların da kaybedeceklerini anladıkça ya da savaş uzadıkça burada kaba tabirle terör estirdiklerini söylerlerdi. Şimdi 1922'ye kadar belki daha stabil gitmiş her şey. Yani işte bir tarafta artık Müslümanların yerinde gayrimüslimler var, Rumlar var, Ermeniler var. Yani büyük bir yani İzmir'de hatta Türkler, Müslümanlar daha azınlık. Yani belki sayısal olarak kafa kafaya ama azınlık diyebileceğimiz bir ölçüde sayıda. Burada 1922'nin özellikle yazına geldiğimizde, yani tarih kitaplarını hepimizin okuduğun Türk İnkılap tarihinde. Şimdi bizim ailenin Karabağlar'da bağ evleri varmış. Ben görmedim tabii ki yani. Bugün Karabağlar mezarlığının gelmezden evvel orada bağ evleri var. Ara ara oraya gidiyorlar. Çatışmalara maruz kalmamak için. Tamam şimdi şöyle falan. Aynen. Ve büyük taarruz başladığı tarihte böyle bir şey bilmiyorlar. Büyük taarruz diye bir şey var mı yok mu ne olacak? Çünkü hep bir tedirginlik var. Mesela babaannenin ailesi, yani atıyorum abisi daha farklı bir korku içerisinde. Çünkü o bir de Yunanistan'a dönme korkusu var. Babası oradan gelmiş, acaba o da oraya dönecek. Çünkü öbürleri İzmir'in yerlisi, Seferihisar'dan gelmişler, Beylerköy'ünden. Bu sırada bütün aile
bağ evinde der. Tabii o bağ evinde herhangi bir çatışmaya maruz kalmak, hiçbir yerleşim olmadığı için de aile orada bir Yunanlı da görmemiş. Ya, fısıltı gazetesine de maruz kalmıyorlar. İlk etapta öyle. Ama tabii bugün dünya savaş tarihine geçmiş bir başarıdır büyük taarruz. Yani 14 gün gibi bir sürede hem süvarinin hem piyadenin aynı gün İzmir'e girebilmesi, o aynı kilometreyi, 400 kilometre yol alması muhteşem bir şey. Şimdi 6-7 Eylül civarında Fısıldık gazetesi başlıyor. Diyorlar ki Yunan yakarak geliyor. Şimdi Yunanlılarda da şöyle bir algı oluşmuş herhalde. Alamayacağız, madem alamıyoruz. Bize yar olmazsa hiç kimseye yar olmasın. Hatta bazı kentlerin tamamını yaktıklarını yazıyor tarihsel kayıtlar. Yani mesela Turgutlu'nun tamamını yakmışlar. Akhisar'ın tamamını yakmışlar. Haberler geliyor. Haberler geliyor. Komşuları ulaştırmış haberi onlara. Yer diyor ki dedemin babasına, Nuri Efendi gelin, mallarınıza sahip çıkın. Yunanlı kaçıyor. Zarar verebilir. Şimdi mal da canın yongası tabii. Hiç kimse malından vazgeçmek istemez. Haklı çünkü. Yani bir de hayat idamesi söz konusu. Bunun üzerine kardeşi, işte iki çocuğu, en büyük çocukları 11 yaşındayken vefat etmiş 1915'te. Kardeşinin o kızı, 1 yaşındaki kızı hepsini alıp 8 Eylül akşamı İkiçeşme'ye dönüyorlar. Yani bu tabii dönüş öyle bahsettiğim bugünkü şartlarda değil. Eşek sırtına, deve sırtına geliyorlar. Yani öyle kolay değil. Yani bayağı yola çıkılıyor yani. Tabii tabii ve ailenin anlattıkları bir akraba grubuna da deveciler derlermiş. Onlar da devecilik yaparlarmış. Yani o dönem için varlıklı bir aile oldukları söylenir. Hatta bana bazı olay detaylarını anlatan annemin amcasının hanımı, babaanne de aynı şekilde kime gelin gittiği sorduğunda Samancılar deyince şanslısınız hani iyi bir aileye gidiyorsunuz derlermiş. Bundan 100 yıl önceden bahsediyorum. İzmir'e geliyorlar. Bu geldikleri yer neresi? Bugünkü ismiyle 844 sokak 47 numara. O zamanki ismiyle aslında bizim hepimizin bildiğiyle Kızasan sokağı 47 numara Hacı İbrahim Mahallesi. Babaanne geliyor, işte hepsi geliyorlar, giriyorlar. Evde, işte biraz önce fotoğrafını gösterdiğim Mustafa Denizaltı'nın saklandığını görüyorlar. Tabii şaşkınlık var, sevinç var, hani abisini görüyor. Ne oldu derken, diyor ki Rumlar benim peşimde. Eski polis olduğu için, eşi Rum olduğu için bundan dolayı yakalamak istiyor onu. Yani Yunanlarda şöyle artık bir nevi hınç alma var. Artık hani kimi bulursam öldüreyim gideyim. Tabii ama öyle bir telaş halinde anlatırlardı bana. Kayıkla kaçmaya çalışmış Yunanlılar. Kayıkla kaçabilir misiniz Yunanistan'a İzmir'den? Yani can havliyle artık yeter ki kendisini Anadolu toprağından kessin ki kurtulsun. Ondan sonra o akşamı sakin geçiriyorlar ama neredeyse hiç uyku yok. Şimdi 9 Eylül'e bağlayan gece. Çok heyecanlılar. Şimdi ne olacak? Bir kere yani bir hareketlilik var. Onu anlıyor aile. Yani çünkü olağan dışını bir hareketlilik var ama Mustafa Denizaltı evine dönüyor. Uzun zamandır işgal var, tahayyül etmekte zorlanıyor. 3 yıl 3 ay süren bir işgal var. Bu artık hani alışkanlık haline dönüşmüş. Hayat öyle sürüyor. Tabii hayat öyle devam ediyor. Yani kendi birçok şeyi kendi işlerinde yaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi ibadet. Yani çünkü din o dönemde çok önemli bir faktör, birleştirici bir faktör. Bir de hoca olduğu için zaten, müderris de olduğu için büyük dede, hani her şeyi içinde yaşamışlar. O gece sabahı sabah ediyorlar kaba tabirle. 9 Eylül sabahı tabii benim de tarihsel kitaplardan, tarihsel kaynaklardan okuduğum, ben de kendim görmedim o günleri ama akın halinde Türk süvarisinin İzmir'e giriş yaptığı söyleniyor Belkabe'den. Sabah erken vakitte kalkıyor, abisi de şeye gelmiş bu arada, Mersin'deki evine gitmiyor, pazar yerine geliyor yakın mesafe diye. Çünkü bahsettiğim mesafe bugün bile yürüme mesafe süresiyle 10-12 dakika. Evet, limana yakın tabii, aslında. Tabii. Ondan sonra bir oğlunu, yani Fehmi Özsamancı'yı, Hasibe Özsamancı, dayısına yemek götürmek üzere gönderiyor. Şimdi burada bir hikaye var, onu anlatayım. Rahmetli büyük amca, yani biz öyle büyük dede derdik hatta biz kendisine. İki çeşmekten iniyor, geliyor pazar yerindeki evde bulamıyor dayısını. Onun üzerine diyor ki dayım öbür eve gitti. Bugün hani oturduğumuz bu koltukların olduğu yerlerden geçerek Halkapınar'daki o zamanki ismiyle Tuzakoğlu Un Fabrikası'na erişiyor. Yani çünkü ev Mersin'de. Mersin dediğimiz yerde bugün Halkapınar ve stadyum durakların arasında olduğu bölge. Orada çatışmaya denk geliyor Fehmi Özsamancı. Bunu anlatmışlar.
bizzat ilk giren Türk süvarileriyle Yunan askerleri pusu kurmuş. Tuzakoğlu'nun fabrikasını oraya. Saldırıyorlar ve oradaki şehitlikte, Halkapınar şehitliğinde yatan askerleri ilk defa orada görüyor. Ama ondan sonra öyle bir Türk süvarisi ve piyadesi geliş yapmış ki yani Yunan'ın direnmesi mümkün değil. Zaten kaçıyor. Onun üzerine Fehmi dede diyelim. Fehmi dede gidiyor dayısına yemeği götürüyor. Şimdi bu sırada evde de bir hareketlilik var. Gün artık ışımış. Heyecanla bekliyorlar. Ne yapacaklar? Evde kim var? 3 kişi. Hasip Özsamancı, eşi Nuri Çavuş. Nuri Çavuş derlermiş çünkü Osmanlı ordusuna çavuşluk yapmış. Ve kızları Nüveyre. Küçük o da 5 yaşında. Bekliyorlar. Bir alt sokakta da erkek kardeşi Hafız Mehmet oturuyor. Babaanne şöyle anlatmış. Ben hani hep bu benim hoşuma gider. O anlatış şekli. At sesleri duymuşlar. O iki çeşmenin sokakları çok dar. Bugün bile yani arabayla giremezsiniz. Ve hala da aynı şekilde korunuyor. Ya da öyle kaldı diyelim. Yani korunmaktan ziyade. Atların nal seslerini duymuşlar. Demişler ki artık hani bir şeyler olacak ve sonumuz geliyor. Çünkü yani at geliyorsa yani asker geliyor. Ama kim geliyor? Türk mü geliyor? Rum mu geliyor? Cümle kapısından girmiş süvari. Bugün o evin kapısından. O evin kapısı, o evde L şeklinde bir bahçesiyle beraber. Yani giriyorsunuz, sola doğru döndüğünüzde. Hatta birazdan göstereceğim de o evin bahçesine çekilmiş bir fotoğrafı. Babaanne, büyük dede bizim ve hala karşı karşıya geliyor askerle. Şimdi bakıyor, tabii onların Müslüman olduğunu, Türk olduğunu anlıyor asker. Diyor ki, İzmir kurtuldu. İlk cümle bu. İzmir kurtuldu, bugün büyük bir bayram diyor. Şimdi tabii böyle deyince babaanne başlıyor ağlamaya. Yani haklı, 3 yıl 3 ay sürmüş bir sürgün var, işgal var. Hani bir insanın sınanabileceği en büyük zulüm, esaret. Başka bir şey olamaz herhalde. Yani ne açlık ne susuzluk yani. O ağlıyor, büyük dede ağlıyor, işin ilginci asker de ağlıyor. Çünkü yani o da bir nevi annesine kavuşmuş gibi. Çünkü belki annesi öldü, karısı ne oldu, evli bile değil. Hani aylardır, yıllardır cephede çünkü. Ya çok da uzun süren savaşlar serisi. Kesinlikle. Aslında işte Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, üstüne bu Kurtuluş Savaşı. Jenerasyon da hep savaş görmüş bir jenerasyon. Tabii yani bunun hani hey 15'li 15 dedikleri Türkiye'deki yani 1315'liler. Yani bunların devre 1890'lı yılların sonuna doğru doğanların hepsi asker. Bizim halden askerlik çekim kimse yok çünkü şehit olmuş bir tanesi yaşıtı olan, öbürü küçük 15 yaşında olduğu için alınmamış. Sonra tabii asker de mutlu oluyor. Diyor ki anne bayrak asın diyor büyük babaanneye. Oğlum nereden asayım ben bayrak diyor. Bayrak yok ki. Bul buluştur yap diyor. İşte bu bizim Ahmet Bilişna Kent Arşivi ve Müzesi'ne bağışladığımız iki tane dikilen bayraktan bir tanesi bu. Bu bayrak tam 100 yıl önce dikilmiş. Yani 9 Eylül 1922 sabahı annemin babaannesi Hasip Özsamancı tarafından elde dikilmiş. İki tane dikmiş babaanne bu bayraklardan. Bir tanesini hemen cümle kapısına asıyor, bir tanesini eve asmış. Şunu anlatmıştı babaanne, tabii ben onun anlattığı kişiden dinlediğimi söylüyorum. Çünkü babaanne 1959 yılında vefat etmiş. Yani annem dahi görmemiş babaannesini. Bir saat içerisinde diyor, o iki çeşmelik sokaklarında, acaba diyor bayrak asılmadık ev var mıydı? Benzer şekilde komşularından sonra duydukları Pazar Yeri Mahallesi'nde, namazgahta, aklınıza gelen bütün her sokakta, yani Türk'ün yaşadığı her sokakta, her evde bir tane bayrak asıldığı söyleniyor. Ama bu bayrak nasıl yapıldı, nasıl asıldı hiç kimse bilmiyor. Çünkü bu kadar kısa sürede işte babaanne maharetliymiş herhalde, çeyizinden deyim ya da sandığından bir kırmızı kumaş çıkartıyor. Hemen bir eliyle, ölçeksiz ama yani bu bayrak ölçeksiz dikilmiş, ölçeksiz bir şekilde hemen dikiyor. Bu esnada eşi, yani Nuri dedemiz Kılıcı Mescidi'nin duvarına çıkıp sela getiriyor. Çünkü 3 yıl 3 aydır ezan sesi yok. Mahalleli çok mutlu. Tabii babaanne eski Osmanlı bir kadın yani sonuçta öyle dışarıya çok çıkamaz. Anlattığı bütün erkekler kent merkezine inmeye başlamışlar. Hani Türk'ü görelim, Türk askerini görelim diye. Zaten bir sokak altıda Mekke yokuşu. Neresi orası? İsmet İnönü'nün doğduğu ev, sokak. Oradan zaten konağa... Merkezde kastettiğimiz konak. Konak. Konak da tabii konak yani. Oradan indiklerini söylüyor. Tabii tarihsel kayıtlarda hep okuduğumuz nedir? Mustafa Kemal'i de görmek istemişler. O gün gelmemiş Mustafa Kemal çünkü çatışmalar var. Bir gün sonra geldiğini anlatırlar.
Babaanne şöyle söylemiş torunlarına, koca koca insanların dahi o gün ağladığını biz gördük Mustafa Kemal'i görünce. Çünkü yani onu kurtaran o. Yani Mustafa Kemal'den başkası değil. İşte bu bayrak o gün dikildi. Ondan sonra tabii nesilden nesile saklandı. Daha sonra biz insanoğlu ölümlü, kurumlar kalıcı. Ondan sonra hani bir kurumda muhafaza edilmesi doğru olabileceğini düşünerek o dönem Ahmet Birleşik'in Kent Arşivi Müzesi'ne geldim. Böyle bir fikrim olduğunu söyledim. Hemen ilgilendiler. Hatta 2011 yılında büyük bir törenle biz bunu verdik. O zaman Aziz Kocaoğlu'ydu başkanımız. Böyle hatta kendisine teslimi de böyle yaptık. Bu şekilde yaptık. O günden beridir bayrağımız bir nevi şeye emanet. Belediye emanet. Öbürünü de evde muhafaza ediyoruz. O da biz hani... O da aileye emanet. Hem aileye emanet ve de şöyle ebediyete intikalimizden sonra da yine böyle bir kurumda kalmasını arzu ederiz. Şunu da göstermek isterim size özellikle. Bu da bayrağın dikildiği işte o Türk askerinin girdiği evin bahçesi. Rahmetli babaanne burada beyaz örtülü olan iki oğlu yanlarında, gelini, torunları ve de iki oğluyla beraber burada şey yapmış. Babaannenin ben şöyle yüzünün de asıklığından bahsetmiştik ya nedenini. Evet, ben onu şey yapmıştım. Bu arada buradaki şu kişi annemin yengesidir. İşte bu o gün bayrağı yemek götüren oğlu. Sizin ses kayıtlarını dinletmiştiniz bize değil doğru, mi? Doğru, aynen. Ben ses kaydını almışım. Onun da 9 Eylül 1922 gününe ait ve yine benzer şekilde İki Çeşmelik ve Pazaryeri Mahallesi. Çünkü yengemiz de bu bölgeden gelin gelmiş oraya. Herhalde o zaman adetti yani. Bütün Agora bizim oraya gelin gelmiş. Öyle diyeyim yani. Buralarda buluşuyorlardı. Yani tesadüf diyeyim. Onu da anlattıkları ve onu da aktarmak isterim kısaca. Babaanne, ben şuna yordum. Babaannenin bu yüzünün böyle olmasını. Annesi ölmüş. 1911'de babası ölmüş. 1915'te ilk oğlu ölmüş. Ölüm şekli çok acı. Yani koş tosmuş bir kurban bayramı arifesinde. O zamanki ismiyle koş tostu öldü. Aslında beyin travması tabii kafasını yere çarptığı için. Bir sene sonra küçük erkek kardeşi şehit düşmüş. İşgal görmüş. Bir yüz nasıl gülsün? O, bitmemiş. 33'te eşi ölmüş. 45'te 28 yaşında kızı ölmüş. Bu insanın yüzünün gülmesini beklememek lazım diye ben daha sonra kendi kendime yorum yapmıştım. Yengemin de yani annemin amcasının hanımının da anlattıklarında o zaman 9 yaşında olduğunu söylüyor. Daha bir çocuk yani. Bu bölgenin tamamına hakim ama. Yani burada yaşadığı için biliyor. Yangını bizzat görmüş. Babaanne de aynı şekilde görmüş. O yangını o zamanki o hani mitolojik mi diyelim, nasıl diyelim hani dini ritüelle anlatmaları hani diyorlar Cenab-ı Allah'ın yağdırdığı yağmurla bu o bitti. Çünkü mümkün değildi o yangının bitmesi. Bir kent yandı diyorlar. Yengemiz de Latife Hanım'ın oturmuş oldu, ikamet ettiği Sadık Bey'deki eve komşu oturuyorlarmış. Orada babası ahçılık yapıyormuş ama asıl geldiği yer yine Pazaryeri Mahallesi. Yani bize bu hikayeleri anlatmışlardı. Ben bunları önce tekrarladım sürekli, unutmamak adına. Sonra hani bir laf vardır ya, hatırda değil satırda kalır diye. Bunları yazmaya başladım. Hatta böyle yazdığım ajandamı da getirdim size. Şöyle elimden geldiğince not etmeye çalışıyorum. Unutmamamız lazım çünkü insan hani hafızası unutmayla anılıyor. Ama sonra dedik ki biz bunları aktarmamız da lazım gelecek nesillere detaylarıyla. Ve başında da hep şu cümleyle aktarıyoruz. Biz yani ben şahsım adına söyleyeyim ben tarihçi değilim. Olamam. Ama Atatürk'ün şu söylediği söz var. Hani tarih yazan yapana riayet etmek zorunda. Yoksa hakikatler çok farklı bir duruma gelir diyor. Yani biz tarihsel kayıtları ve gerçekleri değiştiremeyiz. Ama bunlar da bizim ailemizin gerçekleri. Ya şimdi olağanüstü bir hikaye dinledik. Olağanüstülüğü şuradan geliyor. Biz hani okullarda tarih kitaplarında da kendi zevkimiz varsa işte tarih kitaplarında okuduğumuz büyük bir hikaye var orada aslında. Ama bunun işte gerçek insanların hayatlarında böyle kazınmış yerlerin olduğu hikayeler bir taraftan. Hani bugünden o güne baktığınız zaman çok hani ona böyle bir film gibi, işte bir masal gibi şey yapıyorsun. Fakat bu gerçek şeyinden, ailesinden, birinden dinlemek çok enteresan, çok ilginç bizi açısından da. Siz peki, ben
Böyle bir ailede büyüdünüz. Görmediğiniz bir hikaye var ama sürekli bunu dinliyorsunuz. Bu nasıl bir hayat? Şimdi şöyle, bir kere bu merakla ilgili bir şey. İlgiyle ilgili bir şey. Çünkü benle beraber benimle aynı hizada olan, ben öyle hiza derken şeyi kastediyorum. Soy ağacı hizasını. Benle aynı olan kuzenlerim var. Aynı duygulara sahipler, sevebilirler ama benim gibi ilgilenmezler. Şimdi ben ilgilendiğim için birincisi kaba tabirle deşeledim. Bunu anlatan yaşlar vardı. Yine hep aynı şeyi anlatıyor diyorlardı. Ben aynı şeyi 100 defa dinledim bazılarından. Hiçbirinde de "Aa, sen bunu anlatmışsın" demedim. O anlattıkça bir kere daha yaşadım. Şimdi böyle olduğu zaman siz daha da benimsiyorsunuz. Sanki o günü yaşamışsınız gibi. Çünkü o günü yaşamış aslında oradaki anlatanın bir kısmı. Ya da en fazla yaşayandan bir kuşak sonrası. Böyle bir ailede olmak mutluluk verici. Ya bir kere çok büyük bir onur verici. Ve ben şunu söyleyeyim. Ailemin, dediğim gibi başında da söylemiştim ya, anneannemler Selanik tarafından mübadeleyle gelenler. Bu taraf Preveze'den gelmiş. Bizim için büyük onur. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz İzmirliyiz. Yani İzmirli demek illa nüfusuna İzmir yazması demek değil. Tabii ki de babaannenin, abisinin nüfusunda Pazaryeri Mahallesi yazıyor. Bizim nüfusumuzda Hacı İbrahim Mahallesi yazıyor. Ama biz de nereden geldik? İşte Preveze'den geldik. Selanik'ten geldik. Demek ki yani aslında bir kentli olabilmek demek, o kente geldiğinizde bu değerlere sahip çıkıyorsanız siz de İzmirlisiniz. Ya da Aydın'a gittiyseniz Aydınlısınız. Ben bu bilince belki bir tık daha fazla sahibim. Yaşıtlarımdan, akranlarımdan, akrabalarımdan. Ondan dolayı da hani her ailede bir tane deli güllabcısı olması gerekir şeyinde ben hani bunları keyifle uğraşıyorum. Kimi insan mesela bu şehit bilgisini çıkartmak çok güç oldu. Çünkü soyadı yok. Ve hatta orada çok ilginç bir detayı öğrendim. Kasımamamcılar derler dediklerini biliyorum ama Mahacızade oğulları ismiyle askeri kayıtlara geçmiş. Kim bilir ne demek o? Onu hiç duymadık. Yani bu bile benim yeni öğrendiğim bir şeydi. Hatta şimdi araştırıyorum. İşte sıra buna geldi. Tabii, çünkü sıra ona geldi yani. Bana hatta şunu diyenler çok oluyor. Ya bu kadar ölülerle uğraşıyorsun, dirilerle uğraş. Ya şimdi tabii ki de doğru cümle. Ama benim ölülerle uğraşmamın sebebi geleceği yazmak için geçmişi bilmeniz lazım. Bu yazmaktan kastettiğim bir yazarlık değil. Yani bir şey yapabilmek adına da hayatta insanın geçmişini bilmesi lazım. Hele bir de böyle onur verici bir geçmişiniz varsa, yani zorluklar çekilmiş ama güzel bir geçmiş var baktığımızda, ben bundan mutluluk duyuyorum. Yani 100. yılımız kutlu olsun. Kesinlikle. Diyerek ve size çok teşekkür ederek sakin konuşmaları 2'yi kapatmak istiyorum. Ama size devam edeceğiz. İnşallah. Bir de o bayrağın hikayesini ayrıca 100. yıl şerefine belgesel haline getireceğiz. Ben de hem şahsım adına yine ailem adına teşekkür ediyorum. Bizi burada misafir ettiniz. Çitaslov, sakin konuşmalar. Kendim heyecanlıydım ama konuşmam daha sakin oldu. O anlamda bunlar önemli çalışmalar. Bizler de İzmirliler olarak ne kadar destek verebilirsek her zaman yanınızdayız. Zaten bu böyle gönüllü katılımla büyüyecek bir süreç. Çitaslov metropol süreci. Ne kadar çok insanımız şehrin geleneğine, kültürel varlıklarına sahip çıkarsa o kadar başarıya ulaşacakmış. O yüzden tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.